Zakire Nur Hanım, eşinizin rızası var mıydı buraya gelmenize? Eşim beni göndermedi aslında, biliyor musunuz? Gizli mi geldi? Kafayı mı yedin dedim ona. Gizli gelmedi. Nasıl söyledin ona bir seferde? Ya başvuru yaptım. Haber vermemiştim başvuru yaparken. Başvuru yaptıktan sonra söyledim. O da dedi ki çıkmayacak zaten, boş ver dedi. Sonra iki gün geçmedi, çağırdınız beni. Zaten böyle istemeyene çat diye gidiyor. Kendisi değil, kocası istemiyor. Ben isteyerek geldim canım. Beni istemeyerek hiçbir şey yaptıramazlar bana. Sonra? Sonra dedim çağırdılar, ben görüşmeye gidiyorum. Eyvah demedi mi? Kafayı mı yedin dedi. Programdan pek haberdar değildi kendisi. Çalışıyor sürekli çünkü. Dolap sayısı benimkinden fazla olmasa da gene dolap sayısı var. Ve yağlı olduğu için, çok da karışık olduğu için çıkamaz. Detaya girerse çıkamaz. Bana dün detay demişti. Ben ona açıklamayı yaptım. Bu süre zarfında istediğimiz detaya giremeyiz diye. Bakalım kendisi girebilecek mi? Kadir, bugün yandın. Lak lak yapacak kimsen yok. Evet, bugün Zakire Nur da pek fazla konuşmuyor. Hayır, onu demiyorum. Kamera arkasında kaçıp kaçıp Zeynep'le dedikodu yapıyordunuz. Allah seni kahretmesin. Kız yalan söylüyor. Acaba o kadar kaçıyordun da bu kadar işi kim yapıyor? Yani kaçtığım halde bu kadar iş yapıyorum sayın seyirciler. Düşünün, bir de hiç ekranın önünden kaybolmasam. Elin hızlı, ne yapalım? Ver onu, sen sıkma, ben sıkayım. Öteki elinle sıksana. Dur. O da ters geliyor bana. Evet, bugün Zeynep'ciğim yok, ortalık sessiz. Şaka bir yana, buradan Zeynep arkadaşımıza acil şifalar diliyoruz. Ama evet, ona sanki alt tarafa bir grip oldu. İyi ama gelemeyecek kadar gripmiş. Sen de yedin mi onu? Ben olsaydım şimdi beni... Eğer ki o yatan ben olsaydım, yalan yapıyor bilmem ne. Eve araba yollattı da beni aldırırdı yatağımdan. Acil şifalar diliyorum kardeşime. Evet. Kandırmaz o beni. Bilmiyorum. Zeynep'ten beklerim ben. Buzdolabını açtığımda felaket bir koku geliyordu. Eskimiş yiyecek artıkları değişik bir şekilde oradaydı. Onları güzelce arındırmasını bekliyorum. Güzelce temizlemesini bekliyorum. Buzdolabını açtığımızda aşırı bir koku çıktı dışarıya. Buzdolabının lastiklerinin etrafı çok baskındı. İçi çok karışıktı. Oraları çok iyi bir şekilde temizlemesini bekliyorum. Buzdolabının lastiğinin arası tamamıyla zibil dolu. Bakar mısınız şuna, gel. İçinden çay, böcek, kıl kıpçık ne ararsanız akıyor. Maşallah teyze buzdolabının lastiklerini erzak dolabına çevirmiş. Bak, aralarına şimdi yağ sökücümü sıktı. Şuna bakar mısın? Teyze, sen bunu hiç mi silmedin, gözünü seveyim ya? Zakire Nur'un o mutfaktan çıkabileceğini düşünmüyorum. Zakire bir yandan bu arada mutfak dolabının tekini bitirdi, diğerine giriyor. Şu anda tabakları hızlıca boşaltıyor Zakire Nur. Zakire Nur hızlandı. Zakire Nur dakikaları ilerledikçe kendine geliyor. Çertici. Yarışma heyecanını yenen Zakire Nur mutfak dolaplarını hunharca terleyerek arındırmaya çalışıyor. Zakire Nur, efendim? Kameralara bak. Evet, görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Yani kız başörtünün rengine döndü vallahi, kıpkırmızı, pes pembe oldu. Şu anda boğuşuyor mutfak dolaplarıyla. Şansına ne kadar dolu bir mutfak geldi. Evet, bayıldım. Zakire, hayatta da hep böyle şanslı mısındır? Doğum günümde bu yarışmaya katılmak gibi o kadar şanslıyım yani. Doğum gününde mi katıldı? Doğum günümde değil, dün doğum günümdü. O gün bekliyordum aslında, son güne kaldım. Tüh, denk gelmedi. Neyse, aynen. Hayırlısı olsun. Kaçına bastın? Hayırlısı. 25. 25. Daha gençsin. Evet. Gene çöpünü alacağım buradan. Evet, önce çünkü mutfak dolaplarının içi tamamıyla çay dolu. Bu arada yüzden... ben örümcekten, böcekten çok korkarım. Burada çok haşır neşir olduk, sağ olsun. Evet, bana korkumu yendirdiniz, çok zaten sağ olun. Zaten burası fobi yenme yarışması. Aynen. Biz burada çok böyle böcekten, fareden korkanların fobisini yendik. Yo, fareden, hayvandan korkmam da böcekten nedense tiksiniyorum. Ben de şu fareden korkmayıp böcekten korkanı anlamıyorum. Yok ya, fareden gerçekten korkmuyorum. Bunlardan mı korkuyorsunuz? Evet, çok. Nefret ederim. Bu minnacık şeylerden mi? Ben de bakamazdım ama şu an
bezin arasına dolayıp atıyorum onları. İnsan bundan korkar mı hiç? Bilmiyorum işte. Yılan görsem korkmam. Tövbe tövbe. Köyde çok yılan oluyor. Bizim ne kadar dakikamız geçti bu arada? Yarım saat. Zakire, yarım saatimiz geçti. Sana arada böyle dakikalar hatırlatıyoruz evet, ki. Evet lütfen. Heh, unutma dalma diye. Hadi bakalım, ben de buzdolabını yapmaya devam ediyorum. Çaydanlıkları da vereyim mi size? Ayrıca o mutfağı da böceklerden arındırıp tertemiz yapmasını bekliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.